Bugün Çilek kardeşle beraber video çekeceğiz. Albüm düzenleyeceğiz bu videoda. Yani biz albümümüzü düzenleyeceğiz ve ilişkimizin 8 yılı boyunca çekilmiş bütün fotoğrafları bir albümde toplayacağız. Bütün 8 yılın fotoğraflarının çıktısını aldık. İlk önce bir seçtik tabii bilgisayardan. Artık her şey bilgisayarda bütün, ve... Bütün demeyelim yani. Hepsini değil de böyle sevdiğimiz en güzel olan anıları falan çıkarttırdık. Aynen hani. Öyle. Ondan sonra onların çıktısını aldık ve hepsini şöyle bir albümde toplayacağız. Bu albüm de böyle cırt cırtlı yani yapışkanlı albüm aldık. Çok dandik bir albümmüş. Yani beklediğim kadar iyi gelmedi ama fena da değil yine de. Cırt cırtlı olmasını niye istedim? Çünkü fotoğrafların hepsi farklı boyutlarda. O yüzden de başlayacağız şimdi. Sizin de bu olaya niye tanık ediyorum derseniz ilişkimizin 8 yılını göreceksiniz. Anılarımızı falan konuşacağız burada. Önceden hatırlıyor musun? Bu Instagram, Facebook falan yokken mesela tatile giderdik. Tatilden döner dönmez ben ilk ne yapardım biliyor musun? Fotoğrafların filmlerini alırdım. Koştur koştur fotoğrafçıya giderdim. Evet, ondan sonra bir böyle şey sabırsızlıkla fotoğrafçıdan fotoğrafların gelmesini beklerdik. Sonra eve gelen her misafire de o fotoğrafları gösterirdik. Bak işte biz şuraya gittik, buraya gittik falan i̇şte diye. Eskiden de vardı canım. Evet. Eskiden bunlar Instagram falan yokken bunlar vardı. İnsanlar... Annenizin babanızın gidip de şeylerine bakabilirsiniz. Eski dolapları karıştırsanız içerisinden çıkar. Ama şunu şöyle elde basılı olarak gerçek fotoğraf yani. Şimdi dijital fotoğraf bir yerden sonra nasıl diyeyim bu aynı e-kitapla normal kitap arasındaki fark. E-kitap okuduğum zaman çok fazla keyif almıyoruz ya mesela ben çok fazla almıyorum. Mecbur kaldığım zamanlarda e-kitap okuyorum. Bunun keyif almamamızın en büyük sebebi fiziksel olarak çok fazla bir iş yapmıyoruz. Yani gerçekten vücudumu kaldırıp da ben gidip bir işte kitapçıdan veya kütüphaneden kitap beğenip oturup sayfalarını teker teker değiştirmiyorum dijital kitap okuduğum zaman. O da benim beynime kitap okuduğum hissiyatını vermiyor. Oturup bilgisayar ekranından sadece aşağı evet, bu fotoğrafları mesela çok iyi biliyoruz hepimiz. Hepimiz tamam mı? Yani senelerdir baktığımız bildiğimiz fotoğraflar ama. Elinize geldi var ya böyle o kadar heyecanlandık ki o kadar enteresandık ki gerçek böyle. Gerçek oldu yani o nostalji evet. Duygusunu hissetmek istiyoruz ve aynı zamanda da bir iş yapacağız şimdi. Mesela fotoğraf albümü ayırmak yerine daha fazla bir zaman ayırarak daha değerli başka bir iş yapacağız. Şimdi. Bir de ben küçükken hatırlıyorum bir keresinde babamla pazara gittik tamam mı? Pazardan da albüm aldık. 3 tane hala duruyor o albümler mesela. Ondan sonra o gün hep beraber anneannem de yaşıyordu işte hastaydı bizdeydi hep beraber fotoğraflar elde eline geçti yok o İsmet abi yok o Ahmet abinin torunu yok bilmem ne falan böyle konuşuldu çok eğlenceli bir gündü o gün unutamadım onlardan bir tanesi mesela o albüm düzenleme günü biz de şimdi öylesine bir gün yapıyoruz hemen başlayalım evet. Şimdi nikah şeyimiz bu benim eski arkadaşım Cansu eski nikah davetiyesi yapmıştı bize bizi ikimizi çizmişti sağ olsun. Bu da tabii düğün davetiyemiz. Zaten oraya koyarım. Çok yamuk olmadan yerleştir işte. Bu da ilk fotoğrafımız bizim. Bizim ilişkimizin ilk senesinde hiç fotoğraf çektirmiyorduk. Çünkü çok sarsıntılı ve mayhoş ve deli dolu. Manyaklar gibi. Deli manyak bir ilişkimiz vardı. Ve demek ki o zamanları belgelemek istememişiz. Bu herhalde ilişkimizin bir sene sonra, bir buçuk sene sonra. Bu fotoğraf internette var değil mi bilgisayarda? Evet var. Bunu göster bak. Hem nasıl kilolusun hem nasıl. Hem kiloluyum hem sen gençsin. Ben gencim. Yani hani çok enteresan gerçekten. Ya bizim ilk ilişkimiz ilk bir senesine dair hiçbir fotoğraf yok neredeyse. Ondan sonra çünkü belgelemek yerine yaşamayı tercih ettik onu diyormuşum. Bu da Sezen Aksu konseri. Levent bana çok hediye alan bir insan değil ve o yüzden de ben genelde böyle istiyorum ondan. Bana şunu al, bana bunu yap diye. O da bana doğum günü hediyesi olarak şey almıştı. Sezen Aksu konseri benim büyük hayallerimden biriydi. Sezen Aksu konserine gitmiştim. Çok güzel bir gündü. Bir de o gün bir yerden yermiştik. Çok yorgunduk falan bir şeydi o. Bostancı Kültür Merkezi'ne gitmek için çok uğraşmıştık o gün. Çok güzel bir konserdi Sezen Aksu konseri. Sezen Aksu'nun son konserlerindendi. Sonra Sezen Aksu konser vermeyi falan bıraktı zaten. Bu da Bursa'da Ergen Pozu. Tam Ergen Pozu. Bakacak. Bu da Başak'ın Instagram fotoğraflarından. İlk adisyon arkasına notlara başladım. Yo hay hostes. Daha da öncesi. Hostesim evet. Orada. Levent gelmişti beni ziyarete evime. Ondan sonra oradan Taksim'e gitmiştik. Instagram pozu vermeyi öğreniyordum o zamanlar. Bu da Levent'in atölyesinde çektirmiştik bir fotoğrafı. Levent'in atölyesi vardı o zamanlar. Heykel yapmak amacıyla kurmuştu. Suyu akmıyordu, tuvaleti yoktu. Suyunu şimdi bağlattık. Yalçın bağlattı suyunu akıyor artık. Çok enteresan bir bilgi gerçekten. Bu çok işimize yarayacak bundan yani sonra. Yok. 2 sene kadar orada atölyede yaşamaya çalıştım aslında. Atölyeden çok yaşadığım için. Küçük bir asma katı falan vardı. 250 lira kirası vardı. Enteresan güzel bir yerdi ama. Bayağı adam etmişti Levent orayı. Tabii ruhu vardı içerisinde. Tuğla duvar örmüştüm falan içerisine. Videoları ilk orada üretiyorum. Evet aslında. Evet. Orada çok güzel tıraş olduğum falan bir videom var hatta. Onu koyarız belki. Benim kanalımda görebilirsiniz onu. Artık çok geç diye bir video var. Dur onu ben koyarım bu videonun arasına. Eğer unutursam söylerim sözleri vur beni
as beni, kes beni. Unutursam seni bir gün, gidersem gel bul beni. Tamam, bu da şey, ilk yatım benim Rusya yatımda. Omsk diye bir şehre gitmiştik böyle. Omsk'ta Dostoyevski'nin zamanında sürüldüğü şehir. Yani o kadar soğuk ve Rusya'nın böyle Sibirya'ya yakın kısmında bir yerdi. Dostoyevski'nin. Kimin? Dostoyevski. Dostoyevski mi? Dostoyevski. Dostoyevski. Bu da Hindistan. Hindistan'da çekilmişimiz fotoğraflar. Benim küçük Hindistan. Hindistan'da çekildiğimiz fotoğraflar. Filin üzerindeyken çekildiğimiz fotoğraf. Ama fil olduğu belli değil. Evet. Vardı, bizim başka çıkartmadık mı bundan? Dışarıdan çektirdiğimiz filde belli olan vardı, onu çıkarttırmadık mı? Demek ki çıkarttırmamışız. Manyak mıyız biz ya? Bu da Taç Mahal'de çekilen fotoğrafım. Bu da çok güzel bir gündü. Taç Mahal ama Hindistan'ın en önemli görülmesi gereken yeri mi derseniz, hayır. Ama Selamet, ama Hintli sandıkları çok oldu bu beni arada. Beni Hintli sanıyorlardı, aynen. Biz baba tarafından Hindistanlıyız. Benim de bu şey, Victoria tren istasyonunun önünde çekilmiştik. Bu da yine takside uyuma numarası yaparken tabii ki de uyumuyoruz. Bu da Levent'in en meşhur fotoğrafı. Facebook'ta paylaştığımız zaman bayağı dalga geçmişler, hatırlıyor musun bunlar? Şeyleri ne trollüyor, Hindistanları trollüyor. Ne bir şeyler demişler diye. Hindistanlar arasından kamufle olmuş diye. Ha, evet, çok güzel bir fotoğraf. Ben bunu ben çekmiştim. Benim harika sanatsal gözümle. Sonra kırmızı ardıç kuşu. Kırmızı ardıç kuşuna çektiğim fotoğrafları koymak istedim. Çünkü hayatımın, biliyorsunuz ki, çok önemli bir dönemi, sürekli size de anlatıyorum. Bu ikinci sezon çalıştığımdaki ekip. Bayağı bir kadın vardı. Yani bir restoranda görebileceğiniz en fazla kadını çalıştıran yerdi, Alaçatı'da özellikle. O yüzden çok güzeldi. Ferah Hanım'la çekilmiş fotoğrafımız. Aha! Saçlarım, ben çok popülerdim Alaçatı'da o zamanlar. Yine... Alaçatı bitti, Başak senden sonra. Saçlarım, bacaklarım ve ben. Bu da klasik bayram kahvaltılarımızdan bir tanesiydi. O zamanlar her bayram birinci günü erkenden beri açıyorduk dükkanı. Kahvaltı falan ediyorduk hep beraber bütün ekip. Sonra da dükkanı açıyorduk. Güzel günlerdi. Yine bu da bir bayram sabahı. Sonra bir ikinci sezon bittikten sonra Levent'le beraber Ege Akdeniz turuna çıkmıştık. Hatta Ege Akdeniz... sezon derken dizim vardı. Onun zaten bütün videoları var. Hatta aslında yavaş yavaş böyle tanınmaya başladım. Çok yavaş ama tanımaya başladığım zamanlarda. Ya 10.000 abone falan var o sıralarda. Yok canım. Benim hatırlıyor musun? Ali Nesin beni paylaştı da ben 1.000 abone oldum. Ha evet evet evet. Ali Nesin beni paylaşmıştı. Ben şey, matematik köyüne gitmiştim. Onun fotoğrafları da var hatta. Matematik köyüne gittiğimle ilgili bir video yaptım. Ali Nesin videoyu izliyor ve çok duygulanıyor. Ve kendisi Facebook'unda paylaşıyor. Sonra onun sayesinde 1.000 abone olmuştum yani. Ege Akdeniz turu aslında olayı daha ciddi ciddi yapmaya başladığımız zaman Ege Akdeniz turu. Gerçekten evet. YouTube'a girelim biz ya. Bu çocuk ne iş yapsın? YouTube'cu olsun bari diye düşündüğümüz zamanlar gerçekten gerekti. Yani Ege Akdeniz turuna çok zorlandık gerçekten kamp atarken. Gümüşlük'te sadece çok rahat ve bedavaya kamp yeri bulduk. Diğer hep kamp yerlerine para vermiştik. Yo, Fethiye de bedavaydı mesela ama Fethiye'nin sahilinde bölümümüzde hırsızlık olayı oldu. Çadırdan bu 30 liralık sandalyeyi çalmaya çalışıyorlardı falan. Burası ne silah? Patara mıydı burası? Karette görmek istiyorsanız Kaplumbağa'ya gitmeyin. Evet, Karette Hastanesi var orada. İztuzu plajına gidebilirsiniz ya da o kadar gitmeye vaktim yok derseniz hemen şu linkten, şu yanda kanallardan çıkan linkten bizim gittiğimiz zamanı görebilirsiniz. Kaleköy'e gitmiştik. Kaleköy de çok güzel bir yer ve Kaleköy'e biz böyle şey, hani nereye gitsek ya falan diye böyle bakarken, hani böyle kahverengi tabelalar var ya yolda giderken, tarihi yerlere işaret ediyor. Kahverengi değil mi? Kahverengi. Ondan sonra o şekilde girdik yani, tamamen tesadüfen girdik ve bu çok güzeldi. Bu neymiş ya, Kekova falan diyor burada. Duyduk adını ama bir bakalım ne varmış burada ya. Aynen öyle. Bir girdik evet. İçeri. Evet, bu da benim ikonik fotoğraflarım. Hala Instagram'da profil fotoğrafım, hala YouTube'da profil fotoğrafım. Ha, çok sevdiğim işte fotoğraf. Bu arada aynı yer, ikisi Patara. Yine çekeceksem o fotoğraflarımı değil mi? Hayır Başak, anlaştık mı, konuyu çekmeyeceğim ya. İkimiz birlikte çektiriyorsak çektireceğiz, ben çekmeyeceğim ama. Levent Matematik Köyü'nde. Levent Matematik Köyü'nde. Tabii ki de Kim Milyoner Olmak İster'e katılmıştım. O zaman Levent'e de şey vermişlerdi işte, cevap vermek için kumandalar var ya, A, B, C'de. Ondan sonra o kumandayla fotoğraf çekilmişti. Kar yağıyordu. Allah'ım, inanılmazdı ya. Ya en son işte İstanbul'a çok fena kar yağdığı zaman düşün. 2 sene önce. 2016 herhalde. Ama böyle o zamanla hatırlarsınız yani.
Son benim kimler olmak ister katılacağım bu arada son bir hafta yani bir hafta içerisinde ilk görüşmeye gittim. İki gün sonra ikinci görüşmeye çağırdılar. Aradılar hafta sonu yarıştım. Her şey bir hafta içerisinde oldu yani. O yüzden Levent'i aradım. Levent dedim ben yarın yarışmaya katılıyorum. Levent o gece otobüse atlayıp geldi. Ondan sonra tam böyle inanılmaz... fırtınaların en fazla olduğu zaman yani gece kilitlendi bütün her yer. Yani Bursa'dan İstanbul'a 8.30-9 saatte gittim. Akşam 8'de bindim. Sabah 5'te evde oldum. Ay canım kar kıyamet nasıl geldi işte öyle bir gündü. Bugün de çok zordu yani. Selçuk amca ve ben. Selçuk Yöntem'in son yarışması falandı bu. Sonra ayrıldı adam. Hatta dediler ki Başak ne yaptın Selçuk Yöntem'e? Senin yüzünden mi ayrıldı? Ha 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 falan. Gülmüştük. Ve nişanlandık! Ne çabuk nişanlandık ya! Kaç sene geçti aradan? Bayağı ilk zamanlarda hiç fotoğraf yok yani. Gerçekten ilişkimiz çok çalkantılı olduğu için. Hatta şurada evleneceğimize karar verdik. Ege Akdeniz sonuna çıkmadan önce yani kararlıyız. Ama ben Alaçatı'da böyle kafam karışmış ve acaba bunu gerçekten istiyor muyum kafasındayım. Çünkü ayrıldık, barışırsak, yani ben dedim ki eğer evlenirsek barışırım dedim. Ben net bunu söyledim. Evlenme meraklısı olduğum için değil, artık ilişkinin gidişattan sıkılmıştım. Hep ayrı şehirlerde olmamızdan kaynaklı. Artık aynı şehirde yaşamak istiyordum. Aynı şehirde yaşamamızın yolu da evlenmekten geçiyordu. Ondan sonra ve ben ama Alçatı'da çalıştıktan sonra biraz böyle ya bunu istiyor muyum gerçekten falan olmuştum. Ve bu yemekte Levent bana şey yapmıştı böyle beni ikna etmişti. Ya da ikna etmemişti de şey demişti. Hayır evleneceğiz kaygısıyla o kadar çok rezil etmiştik ki bütün her şeyi. Evet. Yani dedi ki Başak evlenmek istemiyorsan evlenmeyiz. Bu kadar basit dedi. Benim rahat öyle oluyor evlenmek mi evlenmek yok nereden çıktı? Ama yüzük de cebimde. Evet evet. Sonra beni bir rahatlattı. Ben ondan sonra bir rahatladım. Ondan sonra benim için tatil başladı. Burada şeydeyiz. Şirince'deyiz. Nişan elbisem bir efsaneydi. Bu nişan elbisesini de Pinterest'te buldum. Sonra kumaşını ara bulduk Bursa'da. Sonra Alçatı'ya gittik ailecek. Annemin Alçatı'yı görünce yaşadığı şaşkınlık. Ve bizim İstanbul turu çekmiştik. 100 TL ile İstanbul turu hatırlıyor musun? Hmm. İnsanlar böyle bütün YouTuber'a 10 TL ile falan çekiyorlar tabii onların yaşı küçük olduğu için. Bize 10 TL az geldi. 100 TL ile İstanbul turu yaptık ama gerçekten 2 gün yaptık turu. 50 TL cebimize kaldı. Çünkü hiç dışarıda yemek yemedik. Evde yemek yedik. Müze kartımız vardı cebimizde. Tabii bir de şey varsa metro kartın, İstanbul kartın varsa yani çok para harcamıyorsun. Bir de gezeceğin yerler işte Dolmabahçe Sarayı, Topkapı Sarayı, işte Gülhane bilmem ne. Hepsi birbirine yakın yerler aslında. Galata Kulesi. Bu Dolmabahçe Sarayı'nda çekindiğimiz fotoğraf çok güzel bir şeydi bence. O videolar da bence çok güzeldi. Bence izleyebilirsiniz. Çok eğlenmiştik çünkü. Ondan sonra ve Kapadokya! İnanılmaz güzeldi. Kapadokya'ya da bedava gitmiştik. Bedava gitmedik de aslında. Kimyon olmak isterdi. Yarıştım. Ondan sonra kalktık Kapadokya'ya gittik. Kapadokya'da Rocks Kapadokya Oteli var hatta. Çok ünlü bir Instagram fenomeni var. Yok Gizem Zor. Ondan sonra eşi var Arda Zor falan. Onların Kapadokya'da otelleri var. Onlar bize orada kalmamıza izin vermişlerdi. Ondan sonra sağ olsunlar bizi ağırlamışlardı. Gerçekten çok ince bir davranıştı gösterdikleri. Buradan tekrar sevgiler selamlar. Kapadokya videosunu da şuradan bulabilirsiniz. Evet Kapadokya da çok eğlenceliydi ya. Kapadokya'yı da izleyebilirsiniz. Bizim yani gezi videolarımız eğlenceli millet. Siz hani ama gerçekten, izlemiyorsunuz ama belki gerçekten. Belki de eğlenmiyorlar belki de yani. Hayır gerçekten eğlenceli canım. Ben eğleniyorsam herkes eğleniyor demek ki. Nikahlanıyoruz. Gelin dostlar. Nikahlandık. İlk önce nikahımız oldu bizim. Çünkü düğün Bursa'da olacağı için İstanbul'daki akrabalar için işte anladınız siz onu. Nikah yapmıştık. Ondan sonra nikahtaki gelinliğimi çok seviyorum. Ne kadar göğüs dekolteli bir gelinlik olsa da ben ne kadar memeli bir kız olsam da o gelinliğimi çok seviyorum. Hala duruyor zaten. Onun böyle boynu kestirip elbise yapacağım. Burada yakışıklı kocam. Gecelere sarılıp yatıyor gelinlik. Bütün gelinliklerimi çok severek giydim ya. Hepsi bütün çok güzel. Bütün gelinliklerim. Bu nasıl bir... Daha çok gelinlik giydim düğün zamanı. Ondan evet. Sonra bir nikahta giydim. Şey nişan. Devam ediyorsun nişanım. Hanım kız. Ondan sonra çok gelinlik giydim. Bir arkadaşımızdan aldık. Onu ev çıkışına giydim. Sonra işte Mehtap Hanım'la tanıştım ve gerçekten bana inanılmaz bir düğün gelinlik süreci yaşattı. Hala görüşüyor. Evimize çok yakın. Bursa'da reklam yapmıyorum. Yani gerçekten çok seviyorum. Niye reklam yapayım? Kadının resmini çıkartıp albümüme koyuyorum. Düşünün yani. Benim için çok güzel zaman yaşattı bana. Gerçekten bir prenses gibi hissettirdi kendimi bana. Düğünümüzden tek bir fotoğrafımız var. Düğünde fotoğrafımız yok bizim. Çünkü düğün fotoğraflarımızı almadık. Düğün videomuzu da almadık. Çünkü düğün böyle çok hatırlamak istediğimiz bir zaman değil. Çok güzel bir düğün değildi. Ama nişanımız, kına gecemiz bunlar hepsi çok güzel ya. O anlamda çok tatmin olduk. Zaten Levent çok istekli değildi bu konularda ama ben çok tatmin oldum ve çok mutlu oldum. Düğünden sonra balayına Yunanistan'a gittik. Yunanistan'ın videoları da var. Ay çok güzeldi ya. Bütün her şey, bütün hayatımız YouTube'da aslında. Oradan bulabilirsiniz. Evet. Balayı başlasın. Biliyorsunuz Yunanistan'daydık. Yunan adalarını gezdik ve otostopla gezdik. O yüzden bayağı bir tepki çektiğimiz bir balayıydı bizimki. İkarya mesela
İnanılmaz iyiydi. Evet. Yani inanılmaz iyiydi. Bir festivale katıldık orada. Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Festivali. Bütün Yunanistan'dan herkes neredeyse, yani binlerce insan o festivale katılmak için İkarya Adası'na geliyor. Evet. Onun fotoğrafı da var mesela. Onları fotoğrafın, göstereyim. Fotoğrafın dışında onun videosunu da bulabilirsiniz. Evet. Sakız'daki ilk gün yattık ve kalktığımızda benim yüzüm, gözüm, her tarafım şişti. Neden olduğunu hala çözemedik. Ondan sonra bu... Yunanistanlı başağın ismi Başakis. Burası Samos. Deniz falan çok güzelmiş zaten. İşte burası İkarya'daki o sabaha kadar dans ettikleri, halay çektikleri, biz dayanamadık zaten. Güneşin doğuşuna kadar, güneşin doğuğuna kadar dans ediyorlar. Akşam 9'da 10'da buluşuyorlar. Sabah gün doğana kadar dans ediyorlar. Kendi yerel danslarını yapıyorlar zaten. Ve aynı otostoptaki arabalardan, bak adamın kamyonunda çekinmişiz. Bu adamın jipinde çekinmişiz. Bu adam da Fransız'da jipine bindiğimiz yazları geliyormuş. Burada yazlığı varmış falan. Kışları Fransa'da yaşıyormuş falan filan. Burada Çıplaklar Plajı gittiğimiz. O da çok güzeldi. Enteresan bir tecrübeydi yani. Bu da Midilli. Midilli çok ünlü bir kafeymiş bu kafe. Ondan sonra biz tabii ki oturmadık. Bir fotoğraf çekip çıktım. Tam bir Instagram şeyim o. Tam bir Instagram kızı hareketi yapıp içeri girdim. Hemen Levent fotoğrafımı çekti. Çak 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 çıktım sonra. Bu da benim yine YouTube'daki ikonik fotoğraflarımdan bir tanesi. Bu da Samos yine. Sonra Midilli'de neydi Levent Midilli'deki köyün ismi? Monolates. Monolates. Hatırladı Başak kanka. Başak kanka hatırlayamadı canım. Monolates köyü değil, Monolates şeydekiydi. Ve sonra Serenay'ın çektiği inanılmaz güzel fotoğraflar zaten Instagram'da paylaştım ve en çok like alan fotoğraflarımın başında geliyor. 12.000, 13.000 falan like almıştı bunlar. Gerçekten inanılmaz fotoğraflar çekti Serenay. Onu buradan öpücükler gönderiyoruz. Tabii sonra... ki bunun da videosunu kanalda bulabilirsiniz. Evet. O zaten iyi izlenmişti. Yani düğün dernek izlemeyi seviyoruz biliyorsunuz herkes. Ve geçen sene yazın biliyorsunuz Sivas'taydık. Sivas fotoğraflarımız da çok sevilmişti. Sivas'ın hiç görünmeyen, bilinmeyen yüzünü gösterdik size. Çok eğlenceliydi o Sivas'ta. Çok vaktimiz olmadığı için çok gezemedik Sivas'ı. Ama bir dahakine Levent çok sevdi. Hatta Zara'nın en çok neyini sevdin Levent? Suyunu. Evet, inanılmaz lezzetli bir suyu var. Suyumuzu içmeye bekleriz. Bu da Kara İbrahim Çiftliği. Yani bizim çiftliğimizin ismi. Ararsanız akrabalarım oradalar. Beni ararsanız bulamazsınız. Orada odun kırmıştı Levent. Hatırlıyor musun Levent? Odun dizmiştik. Bu da odun dizdiğimizin. Hatırlıyorum canım, ondan 3 ay öncesi. Kanıtı. Çok güzeldi Sivas değil mi? Ve sürekli yağmur yağmıştı. Güzel, biliyorsunuz Sivas kurak bir bölge aslında ama yağmur yağdığı için yemyeşildi her yer. Sonra biz yağmura yakalanmıştık. Yağmur yağmıştı üzerimize. Dolu olmuştu, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Şu içini koyabilirsin buraya arka arkaya. O çok öpüştüğümüz fotoğraflar. Annemin bize o öpüşmek de nereden çıktı gı dediği fotoğraflar bunlar. Ama biz gerçekten öpüşken bir çiftiz yani. Çok seviyoruz öpüşmeyi. Değil mi? Ben seviyorum. Sen çok... Ben çok öpüşken bir insan değilim ama o çok öpüşken bir insan. O yüzden çok öpüşüyor. Bursa'ya geldik. Bursa'da fotoğraflar aslında işte Wonder Watch var ya benim kolumdaki saat. O işte bir hediyeydi. Onun için fotoğraf çekmemiz gerekiyordu. Bu yüzden çayır içmeni yuvarlanmıştık. Aslında ürün yerleştirmeli bir fotoğraf bu. Ondan sonra ama fotoğraflar çok güzel çıktığı için de çıkarttım, koyacağım. Bu da Doğu turumuzdan, Doğu turumuzda neredeyse hiç fotoğraf çekmemişiz ikimiz. Yani hep beni çekmişiz. O yüzden de doğal olarak çok fazla fotoğraf yok. Bir tane işte Mardin'de Bey Mahallesi miydi? Orada çekilmiş bir tane fotoğraf var. Bir de şeyde Konya'da çekindiğimiz bir fotoğraf var. O da kelebeklerin arasında. Videonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bütün hayatımızı YouTube'da da bulabilirsiniz. Burada da görebilirsiniz. Bizi takip ettikçe gizli saklı hiçbir şeyimiz kalmayacak. Her şeyi size anlatacağız. Bunu böyle hayatımızın belgeseli gibi düşünebilirsin. Daha havalı hissetmek istiyorsan. Ben mi? Evet. Bence zaten onu kabul ettik ki zaten. Ben sana öylesi taktım inan. Böylesi aşka yasak tanımam. Deliler gibiyim anla biraz. Aklımı